Cennet ve cehennem. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ateş halkı ile cennet halkı bir olmaz. Cennet halkı umduklarına kavuşup mutluluk içinde olanlardır. Haşr suresi 20. Allah ilk insan olan Hazreti Adem aleyhisselamı ve eşini yarattığında onları cennete yerleştirmiştir. Ancak Kur'an'da bildirdiği gibi Hazreti Adem aleyhisselam ve eşi şeytanın telkinleriyle Allah'ın kendilerine koyduğu yasağı çiğnemişlerdir. Bu olayda insan şunu düşünmelidir. İnsan güzel olan bir şeyin güzelliğini ve kıymetini çirkini gördüğünde iyi olanı da kötüyü bildiğinde anlayabilmektedir. Her şeyin değeri ancak zıttıyla kıyas edildiğinde tam olarak anlaşılabilir. Allah Hazreti Adem aleyhisselamı ve eşini doğrudan cennete yerleştirdiğinden bu farkı anlayabilecek kıyas ortamında bulunmamışlardır. Bundan dolayı cennetin nimetlerini ve mükemmelliğini anlayamamış olan insanlar her şeyin zıttıyla yaratıldığı dünyada yaşatılmaya başlanarak onlara kıyas imkanı verilmiştir. Burada imtihan olarak kötüyü ve çirkini görerek iyinin ve güzelliğin kıymetini anlayacak olan insanlar cennetin kıymetini tam olarak anlayacak olgunluğa gelmiş olacaklardır. Allah hesap günü insanları dirilttiğinde tüm insanları cehennemin çevresine toplayacak ve kendi sınırlarını korumada titizlik göstermiş iman edenleri kurtaracaktır. Cehennemi bizzat gören biri elbette ki cennetin büyük bir kurtuluş ve büyük bir nimet olduğunu yaşayarak ve hissederek anlamış olacaktır. Bu konuyu haber veren ayetlerde şöyle buyrulur. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun Rabbine, biz onları da şeytanları da mutlaka haşredeceğiz. Sonra onları cehennemin çevresinde dizüstü çökmüş olarak hazır bulunduracağız. Sonra her bir gruptan Rahman'a karşı azgınlık göstermek bakımından en şiddetli olanını ayıracağız. Sonra biz ona girmeye kimlerin en çok uygun olduğunu daha iyi biliriz. Sizden ona girmeyecek hiç kimse yoktur. Bu Rabbinin kesin olarak üzerine aldığı bir karardır. Sonra takva sahiplerini kurtarırız ve zulmedenleri dizüstü çökmüş olarak bırakıveririz. Meryem suresi 68-72. Dünyada bu kıymeti anlayabilecek olan insanlara Allah nimetlerle donatılmış sonsuz güzellikte bir hayat olan cenneti vaat etmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. İman edip salih amellerde bulunanlar, biz onları altından ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere sokacağız. Bu Allah'ın gerçek olan vaadidir. Allah'tan daha doğru sözlü kim vardır? Nisa suresi 122. Bu dünyada kendisine doğru yol gösterilmiş ve uyarılmış iken kötü yol olan inkar yolunu seçen insanlar da sonsuz bir azabın yaşanacağı cehenneme konulacaklardır. Kuşkusuz böyle olması Allah'ın sonsuz adaletinin de bir tecellisidir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. İnkar edenler cehenneme bölük bölük sevk edildiler. Sonunda oraya geldikleri zaman kapıları açıldı ve onlara cehennemin bekçileri dedi ki: "Size Rabbinizin ayetlerini okuyan ve bugünle karşılaşacağınızı söyleyip sizi uyaran elçiler gelmedi mi?" Onlar evet dediler. Ancak azap gelmesi kafirlerin üzerine hak oldu. Zümer suresi 71. İnsan Allah'ın Kur'an'da tarif ettiği ve beğendiği mümin modeline uygun bir yaratılışta var edilmiştir. İyi ve kötü kendisine açıkça tarif edilmiştir. Ayrıca kendisine bunları fark edebileceği göz, kulak ve kalp, kavrayabileceği akıl ve muhakeme özellikleri de verilmiştir. Allah'ın varlığını, büyüklüğünü bu özellikleriyle rahatlıkla anlayabilecek ve iman edebilecekken inkar etmiş olanların elbette ki iman edenlerle bir olmayacağı ve aynı yerde bulunmayı hak etmedikleri de kesindir. Allah bu iki grubun ahirette nasıl ayrılacağını şöyle haber verir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah barış yurduna çağırır ve kimi dilerse dosdoğru yola yöneltip iletir. Güzellik yapanlara daha güzeli ve fazlası vardır. Onların yüzlerini ne bir karartı sarar ne bir zillet. İşte onlar cennetin halkıdırlar. Orada süresiz kalacaklardır. Kötülükler kazanmış olanlar ise her bir kötülüğün karşılığı kendi misliyledir. Bunları bir zillet sarıp kaplar. Onları Allah'tan kurtaracak hiçbir koruyucu yok. Onların yüzleri sanki bir karanlık gecenin parçalarına bürünmüş gibidir. İşte bunlar ateş halkıdırlar. Orada süresiz kalacaklardır. Yunus suresi 25-27. Allah iman eden ve Allah rızası için dünyada iyi işler yapanlara vaat ettiği cennet hayatını Kur'an'da detaylarına kadar tarif etmektedir. Bununla müminler müjdelenmektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.
İşte onlar yakınlaştırılmış, mukarreb olanlardır. Nimetlerle donatılmış cennetler içinde. Birçoğu geçmiş ümmetlerden, birazı da sonrakilerden. Özenle işlenmiş mücevher tahtlar üzerindedirler. Karşılıklı yaslanmışlardır. Çevrelerinde ölümsüzlüğe ulaşmış gençler dönüp dolaşır. Kaynağından doldurulmuş testiler, ibrikler ve kadehler. Ki bundan ne başlarını bir ağrı tutar ne de kendilerinden geçip akılları çelinir. Arzulayıp seçecekleri meyveler, canlarının çektiği kuş eti ve iri gözlü huriler. Sanki saklı inciler gibi. Yaptıklarına bir karşılık olmak üzere onlara sunulur. Orada ne saçma ve boş bir söz işitirler ne günaha sokma. Yalnızca bir söz işitirler. Selam, selam. Ashab-ı yemin. Ne kutludur o ashab-ı yemin. Yüklü dalları bükülmüş kiraz ağaçları, üst üste dizili meyveleri sarkmış muz ağaçları, yayılıp uzanmış gölgeler, durmaksızın akan sular ve daha birçok meyveler arasında kesilip eksilmeyen ve yasaklanmayan meyveler. Yükseklere kurulmuş döşekler, sedirler. Gerçek şu ki biz onları yeni bir inşa, yaratma ile inşa edip yarattık. Onları hep bakireler olarak kıldık. Eşlerine sevgiyle tutkun ve hep yaşıt. Ashab-ı yemin onlar için. Bunların birçoğu geçmiş ümmetlerden, birçoğu da sonrakilerdendir. Vakıa suresi 11-40. Allah kurtuluş, mutluluk ve esenlik yeri olan cennetin bu sonsuz nimetleriyle müminleri müjdelerken aynı zamanda inkar edenleri de cehennemle müjdelemektedir. Sonsuz azap yeri olan cehennemin de ne şekilde azaplarla dolu bir yer olduğu Kur'an'da şöyle tarif edilir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ashab-ı şimal, ne mutsuzdur o ashab-ı şimal. Hücrelere işleyen kavurucu bir sıcaklık ve kaynar su ve kapkara dumandan bir gölge içindedirler. Ki o ne serindir ne ferahlatıcı. Çünkü onlar bundan önce varlık içinde şımartılmış olanlardı. Onlar büyük günah üzerinde ısrarlı davrananlardı. Ve derlerdi ki, biz öldüğümüz toprak ve kemik olduğumuzda mı, gerçekten biz mi diriltilecekmişiz? Önceden gelip geçmiş atalarımız da mı? De ki, şüphesiz öncekiler de ve sonrakiler de. Bilinen bir günün belli vaktinde mutlaka toplanacaklardır. Sonra gerçekten siz, ey sapık olan yalanlayıcılar, şüphesiz zakkum olan bir ağaçtan yiyeceksiniz. Böylece karınlarınızı ondan dolduracaksınız. Onun üzerinde de alabildiğine kaynar sudan içeceksiniz. Üstelik içtikçe susayan hasta develerin içişi gibi içeceksiniz. İşte bu onların din, hesap ve ceza günü şölenleridir. Vakıa suresi 41-56.